Mehmet Ali Başkanım merhaba. Merhabalar. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde bölgesel amatörlük maçları başlayacak. Siz de Eskişehir Demirspor olarak Eskişehir'i temsil edeceksiniz. Çalışmalar evet. Nasıl gidiyor efendim? Vallahi çalışmaları işte kendi bünyemizde, kendi imkanlarımızla düzgün bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Ama biz göreve geldiğimiz 2 seneden beri zaten maddi imkansızlıklar, bazı destek kesintilerinden dolayı istediğimiz aşamalara yaşayamamıştık. Şu anda imkanlarımızın en üst seviyesinde bir takım oluşturarak Eskişehir'e, Eskişehirlilere ve Eskişehir sporumuza hayırlar getirmesi dileğiyle iyi bir takım kurarak Bal Ligi'nde bu sene mücadele edeceğiz. İnşallah bu umudumuzu sahaya yansıtır, iyi bir sezon geçirerek şehrimize güzel bir hediye sunmak istiyoruz. Transfer çalışmaları devam ediyor mu efendim? Evet, transfer çalışmaları işte son aşamalara geldi. İşte dediğim gibi bazı maddi imkansızlıklardan dolayı 5-6 futbolcu dışarıdan almıştık. Daha sonra bu çocuklara karşı sözümüzü getirememek konusundaki tereddütümüzden dolayı bazılarını geri gönderdik. Hı hı. Ama şu andaki mevcut kadro Eskişehir için, Bal Ligi için yeterli sayılacak. Şampiyon kadro devam ediyor mu efendim? Yok, şampiyon kadronun tamamı değişti. Süper amatörde oynama ağırlık bulan futbolcularımızı zaten oynayamayacak durumda olanları bıraktık. Çünkü antrenmanlarımız Bal Ligi'nde biliyorsunuz her gün olmak zorunda. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Başarılı olmanın birinci sebeplerinden bir tanesi de antrenman, kondisyon. Bunları yerine getirmek için de işte her gün antrenmanlara aralıksız devam ediyoruz. Efendim bilmeyenler için soralım. Teknik direktörümüz kim? Tercih ederken nereye göre dikkat ettiniz? Teknik direktörümüz geçen seneki bizi Süper Amatör'de şampiyon yapan Yasin Seyit hocamız. Yanında alt kadrosu var. Yasin Seyit hocamız bizim istediğimiz karaktere uygun bir şekilde disiplinli bir şekilde çalışıyor. Bizim de beklentilerimize cevap veriyor. Ondan dolayı bu sene de onunla devam etmeyi düşünmüştük ve devam ediyoruz. Son sorum da ekonomiyle alakalı olsun. Sponsor firmalara seslenmek isterseniz onlara ne dersiniz? Vallahi şimdi sponsor firmalara söyleyecek bir şeyimiz yok. Öncelikle biliyorsunuz Eskişehir Spor diyorlar sponsorlar. Ama biz kamu kurum takım olmamıza rağmen biz 2 senedir kamu kurumundan 1 lira destek alamıyoruz. Hatta bu konuda işte çevremizle beraber Ankara'da da girişimlerde bulunuyoruz. Ama netice itibariyle bize sahip çıkacak olan kurum olmasına rağmen, kurum 2 senedir bize en ufak bir yardımda bulunmadı. Buna rağmen de biz de işte kendi yönetim kadromuzdaki arkadaşlarımızla beraber imkanlarımızla işte bir yerlerden para bulma çalışmaları yapıyoruz. Biliyorsunuz parayla dönüyor bu işler. Eskişehir'de de 600 tane firma var. Ya. İşte yok, bize maalesef çıkmadı. Bizim tek dezavantajımız kamu takım olmamız. Kamu takım olmama dezavantajına dönüştü. Yani bundan dolayı da sıkıntılarımızı çekiyoruz. Sağ olsunlar işte büyüklerimiz, sosyal ve siyasi büyüklerimizden bazıları sağ olsunlar yanımıza duruyorlar. Onların gayretleri, onların destekleriyle bir yerlere gelmenin çalışmalarına devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.